Yarım giymiş beyaz azya, cuma namazından gelir. Yüzde dost kalpte hain, ben böyle dostu neylim? Evet arkadaşlar, evet. Niye bu türküyle başladık? Şimdi bakın. Bu ay tabii Eylül ayı yorumları yapıyorum. Eylül ayında tabii ne olacak? Yine bizim yumurtlamış hurafeciler. Hurafeciler demişler ki Venüs ne yapıyormuş? Venüs'ün evi neresiymiş? Terazi. Evlilik ne abi? Terazi. E ne oluyor? Merkür şimdi 10 Eylül itibariyle ne yapacak? Terazide geri hareket edecek. E tabi terazi tabi evlilik, ilişkiler, ortaklıklar yeri ya. Merkür de orada geri gidecek ya. E ne olacak abi? Evlilikler bozulacak. İşte evlenmeyin, nişanlanmayın, onu yapmayın, bunu yapmayın vesaire vesaire vesaire. Şimdi yarın beyaz azya giymiş ya. Cuma namazından geliyor. Cuma arkadaşlar İskandinav mitolojisinde Frida'nın günüdür. Friday. Friday zaten İngilizce'de. Şimdi Frigda, Friga, Frida. Tabii farklı dillerde farklı. Norveç, İngilizce. Ama neden Peygamber Efendimiz Cuma günü milleti namaza gönderiyor? Asıl soru bu. Şimdi Türkiye haritasında biliyorsunuz Venüs berbat bir pozisyonda. Nerede? Akrep'te. Yani boğanın tam karşısında, hiç sevmediği pozisyonda. E öyle olduğu için de her zaman söylüyorum. Şimdi sürüden ayrılanı kurt kapar derler ya. Sürüden ayrılmayanın da başına şu geliyor arkadaşlar. Alıyor onu çoban, besicilere götürüyor. Besiciler de kesiyor. Onları bir güzel böyle kasap dükkanında asıyor. Yani sen, kurt seni kapsa daha iyi belki. Doğaya seni pisler yedikten sonra doğada belki çiçek ağaç olursun. Öbür türlü kasaptan alan seni yer. Bir de tuvalete sıçar, üzerine de sifonu çeker. Ne güzel bağladım ama ha. İyi bağlama çalarım ben aslında. Bir gün çalayım filan. Şimdi buradaki mesele şu arkadaşlar. Bakın Venüs Akrep'te. Şimdi sen sürüden kopmadığın zaman. Şimdi istatistik vereyim size. Haydar Dümen, sevgili Haydar Dümen şöyle bir şey yapmıştı. Kendisi kova burcuydu. Tam bir urenyendi. İyi bir profesördü. Tabii 95-96 epey de yaşadı galiba. Geçen yıl ölmüş olması lazım. 2000'li yılların ilk çeyreğinde, hatta ilk yarısında evliliklerin patlayacağını ve biteceğini söyledi. Millet böyle şey oldu. Bir kavga, dövüş filan. Şimdi arkadaşlar, Zeitgeist denen bir şey vardır. Zamanın ruhu anlamına gelir. Şimdi bizim yaşadığımız dünyada şu an gökyüzü 2000'lerin başından beri Uranyen. Uranüs. Uranüs kova yöneticisidir ve terazinin olduğu evlilik burcunun tam nedir? En sonundaki yer. Tam en sonundaki derken hava burçlarının sonuncusu. Hava burçlarının sonuncusu olduğu için şunu anlamak lazım. İkizler, terazi ve kova, bunlar böyle sırasıyla gidiyor ya. Şimdi bizim burada kovayı, Uranüs'ü anlamamız lazım. Yani Venüs, şimdi Peygamber Efendimiz Marsyen. Mars'ın karşısında ne var arkadaşlar? Koç'un terazi var. Demek ki Mars ve Venüs haritada zaten karşılıklılar. Birbirinin zıttılar. Birbirinin zıttı pozisyonları unutmayın arkadaşlar. O günlerde herkes kendisi için ne yapsın? İstirahat etsin. Mesela salı sallanır derler. Doğrudur. Salı gününü herkes sevmez. İşler ters gidebilir. Ama koçlar sever. Yani Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u ne zaman düşürüyor? Ne zaman düşürüyor arkadaşlar? Salı günü. Salı günü düşürüyor. Zaten Netflix güzel Fatih Sultan Mehmet filmi çekmiş. Kendisi koç burcu çünkü. Salı günü İstanbul'u alıyor. Hatta bir tutulma var. Orada zaten astrologlara danışıyor. İşte Sırp bir kadın var. Yani o tabii muğlak bırakılmış. Çünkü Fatih'in annesi güya belirsiz. Biri onu söyler, biri bunu söyler. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Burada sadece söylediğim şey İstanbul'un salı günü düşürüldüğüdür. Buradaki meselemiz herkesin kendi etkisi güçlüdür. Koçlar genelde cuma günlerini ne yapmazlar? Sevmezler. Yani bu kişiye has bir şey değil. Orada tabii sen işlerin doğru gitmeyeceği bir anda gidip ibadet edebilirsin. Kendine çekilip kendine dönebilirsin. Ama 10 Eylül'de yok Merkür,
terazi burcunda geri gidecek. Ya anlat babaanne ölümsüz aşkını bir yastıkta 40 yıl falan filan diyor ya birileri. Bakın anneannelerimiz, yani onların anneleri ya da bizim annelerimiz genel itibariyle bakılınca balık çağında yaşadılar. E balık tabii yengeçle biraz tabii şeydi, ilişki bağlamında neydi? Evlilikler yürüyordu arkadaşlar. Sadece 2001'in başında son 20 yılda Türkiye için veriyorum rakam, Avrupa ülkeleri için değil, boşanma oranları %50 arttı. Yani 100 kişi boşanıyorsa 150 kişi boşanmaya başladı. 20 sene sonra da 300 kişi boşanacak. Bunun için matematik ve istatistik bilmek gerekiyor. Bunun böyle hurafe ilimlerle falan alakası yok. E ben her zaman söylüyorum, kızıyor bazılar ama yani sol lob matematikle alakalıdır. Matematik bilgisine, istatistiğe, matematiksel olarak sahip değilse bir beyin sağ lobda yaşar. E sağ lobda hurafe işidir. Kova çağı hurafeyi kabul etmez çünkü Uranüs Merkür'ün üst oktavıdır ve ileri teknolojidir. Bu hatta şu an Avrupa ülkelerinde de yani Portekiz ya da İspanya gibi ülkelerde %50 %60'lara yani boşanan evlenen boşanıyor. Yani 2021'de Türkiye'de yaklaşık 540 bin kişi evlendiyse 2021 geçen seneki rakamı veriyorum 180 bin çifte boşandı. Yani her 3 evlenene bir tane de boşanan çıktı. Üçün biri durumu oluştu. İkinin ikisi durumları da oluşur. O yüzden bunu biraz çağın gereklerine verelim. Bu bireysel bir şey değil. Venüsümüz nasıl akrep? Bu ülkede coğrafyada sevgi nefret yani çok büyük aşk sevgi işte bilmem ne filan. Şimdi hocasını buradan dinliyor geliyor seansta benden istediğini alamıyor mesela bana gıcık kapıyor. Yani bir sürü ben seans veren adamım, tamam mı? Hocam geliyor. E birileri ne yapmış hurafeciler? Bunlara olumlu şeyler söylemişler. Uçuyorsun, kaçıyorsun filan. Ya uçmuyorsun, kaçmıyorsun. Hayatında sıradan aslında mahvolmuşsun deyince de ondan sonra bana gıcık kapıyorlar. Kapsınlar. Biz gerçeği söylemek zorundayız. Sen zaten o yalancılara da bir süre sonra gıcık kapıyorsun. Uçuyor, kaçıyor diyor. Aradan 5 sene, 10 sene seni de yanlış bir yere yönlendirmiş. Sonu hayal kırıklığı olduğunda daha büyük gıcık kapar. Sen şimdi bana gıcık kapıyorsun ya 5-10 sene sonra görüşeceğiz seninle. Bakalım benim dediğim mi olacak senin dediğin mi olacak? Sen dünyayı göremiyorsun, projekte edemiyorsun. Venüs cuma, tamam mı? Sen de tabii yarim giymiş beyaz azıya cuma namazından gelir diyor ya. Hani bir de yüzde dost, kalpte hain filan. İşte Venüs akrep pozisyonu. Sürüden kopamadıysan da kendini sevgi pıtırcı, aşk pıtırcı gibi algılama. Bir kere birey olmak demek, kendi haritanın farkına varmak demek, içine doğduğun coğrafyanın da dışına çıkmakla mümkün. Ama sen ne yapıyorsun? Diyorsun ki bu böyle. Ya sen çok atıyorsun tutuyorsun belki ama bir bakıyorsun ki doğduğun andan itibaren annen baban öğretmenlerin içine doğduğun toplum sana kültürel anlamda kodlar çakmışlar. O yüzden de benim şimdi Eylül ayı videolarında hani yorum yaparken sakın kültürel kodlarla yaklaşmayın. Sen eğer bir gezegenle doğru entegre olmuşsan o gezegen sana zarar veremez. Tekrar ediyorum Merkür'ün geri gitmesi terazi burcunda. Daha sonra 23 Eylül'e kadar terazide 23 Eylül ile 3 Ekim arasında da Başak'ta geri gidecek. Şimdi terazide Merkür geri gitti. Efendim evlilik ilişkiyi patlattın. Ondan sonra da Başak'ta geri gitti. Hastalandın. Bu çok kadük. Sakat bir yorumdur. Ha Merkür'le ne kadar İyi irtibattaysan ben size söylüyorum Merkür geri giderken araba fabrikasından freni patlak bilmem ne otomobil çıkmıyor. Ya da Merkür geri giderken ben yapı denetçisiyim işlerime devam ediyorum bunlara ara veremem. O yüzden siz de vermeyin ama şundan çok emin olmanız lazım. Evet ya ben Merkür'ü biliyorum yani yok bilgisayarım çökecek. Yok efendim buradan ben işte mail atacağım yanlış kişiye gidecek. Sen Merkür'le iyi anlaşıyorsan sorun yok. Bakın benim balık Merkür'üm var. Tehlikeli riskli olabilecek en kötü Merkür'lerden biri. Değil mi? Ha benim yazarken çizerken mail atarken ya da üniversite sınavında yok kaydırma yaptım filan. Bunların hiçbir zaman gerçekleşmedi arkadaşlar. Çünkü Merkür'ü ben ne yaptım? Çocukluktan beri eğittim o Merkür'ü. 5 yaşında okuma yazmaya başladık. Merkür matematikle de alakalı tabii. Biz 5 yaşında babamızdan çarpım tablosu öğrendik. Benim hata yapma lüksüm yok. Çünkü ben hata yaparsam ben bir inşaatçıyım. İnsanlar ölür arkadaşlar. Yani bir inşaatçı hata yaptığında yüzlerce kişi depremde ölür. O yüzden de
Buradaki meselemiz gezegenlerin hepsini, 10 adet gezegenimiz var ya, bu gezegenlerin hepsinin tek tek dibine vurmak. Dibine vurduğun zaman yok geri gitmiş, yok ileri gitmiş. Ya benim babaannem, benim anneannem, benim anamla babam 40 sene, 50 sene, işte erkekleri ölünceye kadar ya da eşleri ölünceye kadar kaç kere Merkür geri gitti, kaç kere Venüs geri gitti, kaç kere işte evlendikleri ana Satürn karesi yediler. Ne oldu arkadaşlar? Hiçbir şey olmadı. Sen şimdi zaten bir Merkür geri gitmesiyle o evliliğini patlatıyorsan bence patlat. Hiç o evlilik içinde kalma, tamam. O yüzden de bunu öğren. Yani sen Uranüs çağındasın. Şu saatten sonra tabii Uranüs, yani kova, zaten aslanın da karşısında. Aslan aşk evi, aslan çocuk evi. Kova çağında doğru, yani düşünsenize aslanın tam tersi. Zaten göreceksiniz bebekler kuvezlerde falan büyütülecekler. Başladı zaten bir sürü ülke. O bilim kurgulardaki gibi. Zaten aşk patladı, çocuk patladı, çocuk yapanların da çocukları patladı, tamam mı? O yüzden de bu özellikle çocuklu kadınların çocuk sahibi olmamış ve evlenememiş 90'lı 2000'lilere böyle yukarıdan bakışı benim canımı sıkıyor. Analarından da duyuyorum işte, efendim ben onun yaşında anneydim. Ne yapayım onun yaşında anneysen? Sen onun yaşındayken balık çağındaydık. Ben şimdi seni... Şimdiye getireyim, seni kimse almaz. Alan kocan da zaten şey ya, pişman ya. Ama sen kocandan pişmansın hep. Öyle ya, kadın alıyor. Adam evlenmediği zaman evlenmez arkadaş. Bu her kültürde böyledir. Şimdi başlayalım. Ne yapıyor? Eylül ayı. Güneş ne yapıyor arkadaşlar? Eylül ayı, yani Güneş artık Başak Burcu'nda. Arkadaşlar Güneş Başak Burcu'ndaysa, koça göre düşünürsek açılan 150'liktir. Açılan 150'lik, yani 6. ev etkileri genel olarak bakıldığında evreni daha fazla etkiler. Orası hasat evi, orası ekmek evi. Orası bir tamirat evi, yani bir aksayan bir şeyi tamir etme durumu. Musluğun damlıyorsa... Onu diyor tamir et diyor contasını. Etmezsen tatilden bir gelirsin evi su basmış. Ya da sağlığınla alakalı ufak tefek bir takım şeyler var. Göstergeler var. Benin ağrıyor, dizin ağrıyor. Feodal teyze gibi. Sen tabii gidip oradan Vicks kremini alır, Vicks'i sürersen filan, tamam mı? Geçer, bastırırsın. Ama asıl yapman gereken şey spor yapmaktır. Yan gelip yatmamaktır ya da kilolusundur, kilolarını vermektir. Sen orada onu çözümlemezsen 6. evde ne olursun? Hasta da olursun. Öyle her şey bir gecede gelmiyor arkadaşlar. Ne oluyor? Damlaya 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 deniz oluyor. Göl oluyor. Bunu başaklar bilir. O yüzden hizmet burcu. Çok çalışıp az kazanabilir. Çalışır, 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 çalışır. Bir bakarsınız ki aşağıda gelmiştir bir şirketin, sonra da CEO'su olmuştur. Öyle tanıdığım şirket genel müdürü, CEO'su çok fazla Başak Burcu var. Başak bunu bilir. Nedir Başak? Çalışmakla alakalı. Çalışmazsanız da hastalıkla alakalı. Nasıl aşk evi, çocuk istiyorum çocuk falan deyip çocuk yaptığında aşkını kaybediyorsun. Aşk iste o zaman, çocuk isteme. Ha, aşkın ne önemi var tabii. Aşkın önemi var. Cümle aklıma şeyi getirdi, Eşkıya filmini. Orada biliyorsunuz bizim Eşkıya hapisten çıkmış. Kece'ye aşık. Kece konuşmuyor bile. Susuyorlar. Kesin. Ya ayı boğada filan bunun. Tamam. O kadar susup sakin kaldığına göre. İşte Eşkıya meşkıya filan diyor tabii onu görünce. Sonra tabii bizim Eşkıya, bir de bir tane oğlan var. Kabadayı. Onun işte hayatını kurtarmak için borçları var efendim. Geliyor. Bu tabii zengin bir arkadaşına verilmiş kadın. Evlenmiş, ne yapsın yazık. Eşkıya gelip Kece'yi alacağına, çocuğun hayatını kurtarmak için ne yapıyor? Çek alıyor bu Kece'nin kocası zenginden. Şimdi bizi tabii onu Eşkıya filmini izlediğimizde böyle herkes çok etkilendi. Adama bak işte, birinin hayatını kurtarmak için bilmem ne yapıyor filan. Şimdi ben öyle bakmıyorum. Benim ayım aslanda. Adamı böyle merdivenlerden böyle iteklerken, hani diyor ya, hani niye ihanet ettim diyor. Aşkın yanında diyor ihanetin bile değeri yok. Ben böyle düşünüyorum. Ha, bu aşk. Bu aşk. Güneş orası, aslan orası ve burası güneş sistemi ve bütün gezegenler güneşin etrafında dönerler. Aslına bakarsanız aşkın tam olarak Venüs'le alakası yok. Yani gezegeni Venüs olabilir ama
Aşk evi beşinci evdir. O yüzden yandığını hissedersin. Venüs'ün evleri belli. Bir tanesi boğa, bir tanesi terazi. Biri evlilik, biri kendini güvende hissetmek boğa olan yer. Neymiş? Demek ki konu kendini güvende hissetmek ya da evlenmek değilmiş. Aşk bir kere kişiye güven vermez. Aksine kuruntular, kuşkular ve şüpheler verebilir. İnsan yandığını hisseder böyle cayır cayır filan. Aşkı yaşayanlar bilir. Yanarsın, kül olursun, küllerinden yeniden var olursun. O yüzden Mevlana'nın Divan-ı Kebir'de şiirinde Şems göndermesi ondandır. Çünkü Şems bir kere ne demek? Güneş demek. Yani şimdi Şems aslan burcuydu değildi kavgası yapmayacağım. Hangi burçtan olduğunu kimse bilmiyor. Ama Mevlana terazi burcu. O biliniyor. Zaten uslubundan da belli. Şems'in kitabını da okudum ama tam bir şey söyleyemem. Ya yani koç olur, aslan olur. Ama neticede bir hava burcu olduğu için Mevlana tabii ki ateşle havanın dansı var orada. Ateş havayı, hava da ateşi ne yapar? Besler. O yüzden de size tavsiyem hurafecileri dinlemeyin. Onlar çünkü ikide bir korkutup insanları anksiyeteye sokup evliliğin mi patlayacak? Yok Satürn geldi o bitecek bu bitecek. Valla neneme sökmedi. Sadece ben şunu biliyorum. Böyle iki Venüs geri gitti, Merkür geri gitti, Satürn kare attı, evliliğin patlıyor. Yok işten kovacaklar. Bu tip korkuları yaşayan insanlar maalesef o gezegene tekrar ediyorum. Entegre olmamışlar. O gezegeni ciddiye almıyorlar demektir. Ama bizim tabii buradaki görevimiz anlatmak. Çünkü maalesef birçok insan diyor ki evet diyor hocam ya bana uydu diyor. Bu sana uyması zaten kötü bir şey. Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Astrolojide ezberleri bozacağım derken kastım bu. Merkür geri gittiğinde sen yanlış yapıyorsan demek ki senin Merkür'ün zayıf. Merkür sana diyor ki yukarıdan. Ya diyor sen çözemedin diyor Merkür'ü. Ama akıllar pazara çıksa herkes gider kendi aklını satın alır ya. Öyle düşünün bir an için. Ya ben hayatımda evlilik konusunda, iş konusunda, hesap kitap konusunda 80-90 yaşında insanlar gördüm ya. Böyle patır 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 işlerini iyi götürüyorlar. Bu adamlar hiç mi Satürn geri gitmiyor? Hiç mi Merkür geri gitmiyor? Hiç mi Venüs geri gitmiyor? Bir böyle bir düşünün ya. Bir düşünün ya. Rabbim kelle vermiş. Ay ay. Evet. Neyse. Gerçeklere gelelim. Şimdi Koç'la başlayalım. Koç ne yapıyor? Arkadaşlar madem 10 Eylül 23 Eylül arası terazi burcunda geri gidecek. Terazi koçun hangi evi? 7. evi. 7. evin anlamlarını biliyorsunuz değil mi? İlişkiler, ortaklık, hukuki meseleler, odur budur. Yani bütün partnerliği, ortaklığı yani aslında ben sen durumudur koçla terazi arasında. Sen terazide Merkür geri giderken şöyle yapacaksın. Terazide geri giden Merkür herkes açısından tabii ki ilişki ve ortaklıklarda bir takım münakaşalar getirecektir. Bu tartışmasız bir şey zaten. Bakın getirebilir ama bir şey yaşandığında sana bir olumsuzluk geldiğinde senin buna karşı gösterdiğin tavır senin Merkür'e ne kadar entegre olduğunla alakalı. Tabii ki benim de herkesin hayatında tamam mı? Merküryen sorunlar yaşanır, Venüsyen sorunlar yaşanır. Annemle babam, dedemle nenem 150 kere, 1000 kere, 10 bin kere kavga etti Venüsyen sorun yaşadı. Ama ne oldu? Yılmadılar, yola devam ettiler. Buradaki meselemiz sorun yaşamak değil. Buradaki meselemiz yaşanan soruna senin geliştirmiş olduğun çözüm. Sen karşındakini suçlamayacaksın. Koç terazi aksında. Merkür madem terazide geri gidiyor. Eşinle diyelim ki bir koç burcusun. Münakaşa ettin. 5 dakika sonra da diyeceksin. Çok özür dilerim. Dilim sürçtü. Yanlış yaptım, kafasızlık yaptım. Öyle de konu kapanır. Yani uzatmamak lazım ez cümle. Çünkü geri giden gezegen ısrarcıdır. Geri giden gezegen inatçıdır. Neden ısrarcı ve inatçıdır? Şunu demeye çalışıyordur. Diyordur ki geri giden gezegen, ya sen bizi ileri giderken tam anlayamadın. Bak ben şimdi geri gidiyorum, sen ikmale kaldın, gel yeni sınavını geç demektir. Ama ikmale kalmamışlar da bir sorun yaşanmaz. Geri Merkür'le doğdum ne olur hocam? Ya geri Merkür'le doğan insanlar arkadaşlar şöyle olur. Ya çok zekidir ya çok aptaldır. Ortası olmaz. Onu söyleyeyim. Çünkü geri bir Merkür ihtiyaçları giderildiğinde seni dünyanın en ünlü yazarlarından biri de yapabilir. İhtiyacı gidermediğin zaman da boş boş konuşan, patavatsızlık yapan, ikide bir hani dilsel olarak
Ya da yazılı olarak hata yapan birine çevirebilir. Burada sen kendin aynayla yüzleşeceksin. Sonra peki 23 Eylül'ü çekim arası da ne yapıyor? Başak'ta geri gidiyor. Başak Koç'un 6. evi. 6. ev tabii etrafta arızalar varsa arızaları çöz evi. Diyor ki arızayı çöz. Şimdi bu arıza senin sağlığınla, bedeninle alakalı olabilir. Bu arıza nasıl söyleyeyim? Evdeki bir arıza da olabilir. Ama bir arıza vardır her halükarda. Çünkü 6. ev tabii analiz etme, detaylara inme evidir. Bir arızanın çözümü analize ve detaya nedir? Her zaman için muhtaçtır. 3 Ekim'de de orada durur. Bu sefer ileri harekete geçer. İleri harekette de önce bir 6'dan geçer. Sonra işte 7'ye bir daha gelir vesaire. Şimdi sen 7'de geri giderken 23 Eylül'e kadar 10 Eylül 23 Eylül arası bunu anladıysan 6. evde arızayı da çözdüysen geri döndüğünde evet ya çözmüşsündür. 7'de sen o ilişkiyi eğer bozulduysa bile tamir edebilirsin. Değilse zaten tamiratta bir terslik vardır. O yüzden kuzey ve güney karmik ay düğümleri derslerde de anlatıyorum. Daima geri hareketlidirler. Çünkü geri hareketli olması bir gezegenin demek geçmişte sorun var. Onu çöz demek. Yani presesyon da öyledir mesela. Şimdi biz balık çağındaydık değil mi? 2000'lere kadar. Şimdi kova çağındayız. Dünyaya da sorun çöz diyor işte. Yoksa düşünsenize balık kovadan sonra gelen bir burç. Ama biz niye balıktan kova çağına geri döndük? Ya bir düşünün. Çünkü presesyonda da diyor ki ey dünya diyor. Sen diyor tamam mı? Balık çağı yaşadın ama önceden diyor kova çağında belki diyor sorunlarım vardı. 4000'lerde de oğlağa gelecek. Bu sefer de oğlak üzerinden sorun yaşayacağız. Ama bunlar tabii çok uzun ve insan yaşamını aşan evreler olduğu için ruhlar için tabii zaman mevhumunun herhangi bir önemi yok. Kova çağında halledemediğin şey için de bir daha oğlak çağında gelip dayak yeme derim ben sana. Çünkü İnsanlar genelde hayata egolarıyla bakıyor. Diyor ki kardeşim ortalama 70-80 yaşarım. Ben götüreyim malı. Hiçbir şey hiçbir yere götüremiyorsun. Giderken de seni donsuz gönderiyoruz arkadaş. Tamam. Sen bir daha geliyorsun meseleyi çözemediysen. Sen böyle gider gider gelirsin. Ondan sonra oturur egosal ağlamalar yaparsın. Evet. Ha bu arada Mars ikizlerde. Evet bakın bu Mars ikizleri tabii çekmiştim. Benim burada en korktuğum gezegen Mars. Onu söyleyeyim. Hiç Merkür filan tırıvırı. Mars gezegenlerin en tehlikelisidir arkadaşlar. Şimdi Plüton'la Satürn de adamı yorabilir. Plüton insanı öldürürken 2008'den beri Oğlak'ta ya Koç, Yengeç, Oğlak ve terazileri azar azar öldürdü. İçinde ölen biri olur ama hani diyor ya Ahmet Kaya bir şiirinde. Bu şehir seni alır diyor. Santim santim çürütür diyor. Plüto adamı pinçik pinçik çürütür. Anladığında 2008 Oğlak. Plüton geldi. 2008'de bütün dünyadaki liderlere bakın. Kimler geldi? Kimler ne yaptı? 2008'den beri görüyoruz. Fakat santim santim götürür. Çünkü su altının Mars'ı gibidir Plüton. Su altında da yavaşlar her varlık. Ama Satürn'de gelir, ne var? İşte senin canını 2-3 sene sıkar, disiplinli olursun, mütevazi olursun, dizlerini. O yüzden oğlaklarda genelde böyle diz, eklem ya da Sade Satin'de ya da güneşine kare atarken Satürn gelip böyle sert açılardaysa dizlerini, kemiklerini ağrıtır adamı. Kendini yaşlı ihtiyar gibi hissedersin ve diz çökersin. Orada tabii zaten secde etmek, eğilmek, rükû bunların tamamını zaten Hz. Muhammed'in düşünmediğini zannetmiyorsunuz herhalde. Ama buradaki mesele şu. Mars öyle bir şey yapmaz arkadaşlar. Mars gelir aynen böyle Scarlett O'Hara mıydı? Rüzgar gibi geçti. Gelir böyle vum diye geçer. Zaten ne yaptı? Mars direkt İkizler Burcu'na girdi. İki tane tır, yok işte bir otobüs, o bu filan. Bunlar böyle çarpıştılar. İki ayrı şehirde direkt 35-40 kişiyi götürdü. Dakikasında yapıyor bunu. Hatta saniyede yapıyor. Bu kadar. Çok hızlandı çünkü. Mars bir kere hava burcunda hızlıdır. Bakın havadaki bir jeti düşünün. Yani Mars kova burçlarındaysa havada bir jettir. Mars sudaysa denizde bir destroyer ya da işte denizaltı gibidir. Karadaysa da diyelim ki işte bir tank gibidir. Hangisi sence daha hızlı? Bir, tabii ki havadaki. İki, topraktaki. Üç, sudaki. Bu kadar. Ya böyle düşünün. Ben istiyorum ki hani pratik olarak herkese hayata bakıp astroloji öğrensinler.
Arkadaş dedikodu diyor. Yuval Harari'nin Tanrılardan insanlar Homo sapiens'ini okusun. Homo sapiensler Neandertalleri dedikoduyla götürürler. Dedikodu çok faydalı bir şeydir. Kendisi tabii oraya buraya tweet atıyor. İşte güya yazar adı bilmem ne yazar ismini vermeyeyim. Sen tweet atıyorsun koçum, sen yazar değilsin. Yazarın kitabı olur. Bizim kitabımız var, sen tweet atıyorsun. Tweet atan yazara dayılık yapıyorsa orası Türkiye'dir. İşine bak sen, bizim dersleri nasıl vereceğimizi, dedikodu yapıp yapmayacağımızı sen belirleme. Bu dedikodu filan değil üstelik. Buna örneklem kümesi diyorlar. Hurafeci astrolog arkadaşlar 20 senedir yanlış şeyler öğretmişler benim halkıma. O insanlara ben burada doğrusunu vermekle mükellefim. Buna aydın tavrı diyorlar. Aydın, aydın, ışık filan. O senin tavrın değil. Sen bir kere aydın maydın değilsin. Sen işine bak, bize de ayar verme. Ayarını bozarım senin. İsmini vermiyorum. Belki yazacağın şeye göre bir sonraki videoda ismini de veririm senin. Ama sen benim sayemde azıcık ünlü olursun. Kitabında yok ya piyasada. Bilmem neymiş. Tweetçi seni. Tweetine bandım. Bedava mı sandın? Para verip aldım. Aha doğru, tweet bedava. Benim kitabın üstünde bir etiket var. O parayı ödemeden o kitabı alamıyorsun. Bak, dersleri bedava veriyoruz. Sen şimdi ukalalık yapacağına öğren. Efendim kime atarlanıyorsun? Şimdi Berna siliyor. Siler. Ben zaten muhatap olmuyorum. O bana iletiyor. Ben de buradan konuşuyorum. Ben atarlanmaya devam edeceğim. Çünkü kızmak ve doğru kızmak bir sanattır. Bu benim öğretme biçimim. Tamam arkadaşım. Sen şimdi kendi işine bakıyorsun. Berna da bizi sever. Bize tahammül etmiyor. Benden bilgi almak, benden ders almak için kaç yüz kişi buradan başvuru yapıyor biliyor musunuz? Ben ders vermiyorum özel. Berna özel bir kız. 10 yıldır tanırım. Çok da zeki. Çok da zeki hem de. Çünkü hem mühendislik lisansı hem de üzerine klinik psikolojisi var. Kız sağ ve sol lobdaki o korpus kollosum köprüsünü bağlamış. O köprüyü bağladığı için benim hayatımda. Senin o köprün yok. Zaten olsa kaç yazar. Sağ var, sol yok. O kadar. Evet. Mars ikizlerde dikkat edeceğiz. Bakın 2023 Mart diyorum size. Seanslarda da bunu görmeye başladım. Herkes geliyor böyle bir dalaşıyor. Artistik patinaj yapıyor. Koçlarla kavga etmeyin. O kavganın sonunda haksız çıkarsınız. Onu söyleyeyim. Mars çünkü savaş tanrısıdır. Savaş tanrısıyla öyle ya, Jüpiter, Zeus, tanrıların tanrısı. Olimpos'ta bütün tanrıları yönetiyor. Mars onu var ya böyle kafasını uçuracak, secde ettiriyor. Diz çöktürtüyor ve vazgeçiyor öldürmekten. Koçla kavga etme. Kim ne ediyorsan et. Biz savaş tanrısıyız. Onun çocuklarıyız. Herkesin kendine göre bir avatarı var. Sen o avatarınla, Merkür terazinle hiç uğraşma. Mars ikizlerdeyken de Merkür'ün peşinde. Merkür'ün peşinde olduğu için Merkür'e diyor ki dil yarası yap. Dil yarası. Sözlü ve yazılı dil yarası diyorum. İnatlaşacaksınız tabii. Başladı zaten 3-5 gün önce. 3-5 gündür böyle millete bir haller geldi. Herkes başımıza konuşurken böyle Kurtlar Vadisi pusu racon keser gibi konuşmaya başladı. Herkes birbirini incitmeye başladı. Arkadaşlar daha yeni başladı. Bakın şunu da söyleyeyim. Burcun 0. derecesi ne? Burcun 29. derecesi ne? Arkadaşlar burcu bir 30 metre boyunda bir ip gibi düşünün. Çünkü 30 derece ya, takriben tabii tam olarak öyle değil. Şöyle düşünün. Gezegen bir burca adımını bastığı anda selamün aleyküm ben geldim der. Ve o ip 30 metre olduğu için ipin ucunda gibidir. Sallamaya başladığı zaman dalga daha büyüktür. O yüzden de bana o yine o hurafeci astrologların, yok efendim ilk derecede önemsizmiş, ortaya gelirmiş böyle olurmuş, sona gelirmiş böyle kaçar. Bir de çıkarken problem çıkartır. Çünkü çıkarken de artık gidip o 30. dereceden sallıyor demektir. Zaten bunu önümüzdeki yıl göreceğiz arkadaşlar. Plüto bir kovaya giriş yapacak. Sonra geri hareketler. Oğlağa son bir kere gelecek. 2023'ün sonu, 2024'ün başına kadar da orada söyleyeyim. Derken de 30. derecede ne yaptığını çok iyi göreceksiniz. Ey hurafeci astrologlar, matematik fizik dersini lisede bile almamış olan astrolog arkadaşlar, oradan buradan şablonlar ezberlemiş olan arkadaşlar, dinleyin, öğrenin, artistik yapmayın, hempalarınızı bana gönderip oradan da oraya buraya tweet mi bit atmayın, yemezler onu. Bir seneyi geçti başlayalı, bu iş bitti. Ben bütün dersleri YouTube videolarına, önce Batı, sonra da Vedik, ileri her şey, ama ne varsa Ayurveda,
Vastu vidya. Bunların tamamını yükleyeceğim. Beni istediğiniz yere şikayet edebilirsiniz. İstediğin yere gideceksin. CİMER'e gideceksin. Maliye'ye gideceksin. Savcıya gideceksin. Her yerde beni seven ve destekleyen insanlar var. Tamam mı? Eline hiçbir şey geçmeyecek. Ve sen benimle oynadığın sürece ben seni uçuracağım kafanı. Atilla bile Mars'ın kılıcının peşinde. Bu iş bitti arkadaşlar. Tamam. Buraya kadardı. Biz artık kova çağındayız. Ateşler geliyor güldür güldür. Öyle artık yeter. Ya bu su burcu hop 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 değiş ton ton. Girdiği kabın rengini şeklini alan filan. Yani o su tarihte kalıyor artık. Tarih oldunuz. Kavgaya dövüşe de filan gerek yok. Öğrenelim. Kim birikimliyse o kazansın. İyi olan kazansın derler ya. Biz burada entelektüel savaş yapıyoruz. Sen oradan bana yorum yaptın da bak yorumunu şöyle bekliyorum senin. Hocam. Astrolojik olarak bir yorum yapıyorsun entelektüel açıdan, kabul etmiyorum, yanlış. Ha, bunda gel bana. Boş ver sen benim tarzıma, atarlanmama, göz rengime, racon keser halime. Sen mecbur değilsin beni izlemeye. Ben buradan racon kesmeye devam edeceğim. Bazıları da hocam ya racon keserken ders kaçıyor, kaçmıyor arkadaş. Ben dersimi böyle veriyorum. İyi hocalar zaten derslerini lisede, üniversitede böyle verdiler. Biz öyle lise, öyle üniversite okuduk. Sen ne okudun bilmiyorum. Bana çok basit. Aboneliğimden çıkacaksın, gelmeyeceksin ve beni izlemeyeceksin. Ama söylüyorum herkese de parmak sallayarak izleyeceksin, mecbursun. Bilgi bende çünkü. Bunlar da kitaplarda yok. Kitaplara yazdığımda milyonda biri. Mars ikizlerde dikkat edeceksin. Ha koç bunu bilir. Üçüncü evimde ne olur? İletişim sorunu yaşarım değil mi? Kardeşlerle, etrafla, konu komşuyla fark etmez ki. Benim işim bu zaten. Karşımdaki iletişimden anlamıyorsa onu indiririm. Çünkü koçun şöyle bir avantajı var. Yok yükselene göreymiş de güneşe göre değilmiş. Kardeşim burası güneş sistemi. Her şey güneşe göre bakılır. Tamam mı? Her koç aşağı yukarı güneş olduğu için birinci evi bilir. Önce kendini bileceksin. Boğa bizim doğal ikinci evimiz. İkizler doğal üçüncü evimiz. Tabii yükselene göre yorumlar değişecektir. Çünkü gezegenin düştüğü ev konusunda sen bilgi aldığın için evrenden. Orada tabii koçtan koça ne olacaktır? Fark olacaktır. Ama Merkür benim üçüncü ev yöneticim. Senden Merkür öğrenecek halim yok. Bana Merkür öğretme. Tek kelime Almanca da bilmesen, oradan Hitler'in nasıl konuştuğunu el ayak hareketlerine bakarsan anlarsın. Ya da Lenin'e. Yok boğaymış. Yan boğa şimdi. Ya boğa erkeğini bilirsiniz arkadaşlar. Süslenir, yer içer. Ya Mustafa Kemal hariç. Çünkü Mars'ı Koç burcunda ve yükseleni Aslan. Ateş unsurları yoksa boğa erkeği aslında yer içer, sakindir ve Venüsyendir yani. Milleti fırına gönderiyor, ateş ediyor, yakıyor, daha ne olsun? Ateşten bahsediyor sürekli. Kur'an da cehennemden ve ateşten bahseder. Mars ikizlerde dikkat edeceğiz. Ama ben koçlara burada herhangi bir ikazda falan bulunmuyorum. Çünkü yaşanan şey neticede Mars'ın zorluğu. Biz doğduğumuzdan beri Mars'ta yaşıyoruz. Öyle senin gibi 20 yaşında askere gittin, 2 marş, orada bir sağa dön, sola dön, senin öğrendiğin Mars o. Ya da işte herkes hayatında bir ne bileyim şiddete uğramış olabilir, annesinden 2 tokat yemiş olabilir, kocasından 2 tokat yemiş olabilir. Senin Mars'ta işin bu zaten. Sen spor salonunda da değilsin, koşmuyorsun da zaten, oturuyorsun evde akşama kadar. Ama yürürken bile aslında Merkür'le beraber Mars'ı, çünkü bir sürü adam mesela yürürken ne yapar, daha iyi düşünür ya da koşarken rahatlar. 10 Eylül'de Dolunay'ımız var. Arkadaşlar bu Dolunay ve yeni ayları şöyle söylüyorum. Dolunay tabii bir bitiş, yeni ay bir başlangıçtır. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. Ayın yeni ay ve Dolunay fazları, yani 10 Eylül'de tabii Dolunay balık burcunda olacağı için bir de biraz dikkat edilmesi lazım. Çünkü Mars'ta ikizlerde ve Ay'a kare atıyor. Dolunay esnalarında. Mars'ın Ay'a kare atması çok sevimli bir şey değildir. Kazalar artar. Yani cerrah arkadaşlarımdan ya da nöbete kalan doktor arkadaşlarımdan bilirim. Arada ararım. Yani kaza oldu mu? Bıçaklanan ya da vurulan oldu mu? Acillerde sorun çıkabiliyor. Çünkü Ay ve Mars'ın birbirine kare atması ya da kavuşum yapması, buna Chandra Mangala Yoga denir. Vedik astrolojisinde. Her ne kadar hırslı bir yoga olsa da bazen hızlı ivedikçi. İvedik Recep var ya, Recep İvedik pardon. Böyle hızlı hareketli bir şey yaratabilir. Yani sorun yaratabilir.
O yüzden dikkat edilmesi lazım diyorum. Yani yeni ay değil de bir şeye başlayın, dolunayda bitirin filan demiyorum. Ha, o tarihleri bilin sadece diye söylüyorum. Yeni ayda zaten işte ne olacak? Terazi burcunda olacak. Şimdi Başak burcundayken işte çözüm üretin demeye getirdim. Bir de bu gezegenlerin tabii progreste, progres anlatacağım bir gün size. Bir gün bir yıl kuralı olduğu için haritasında retro gezegenlerle doğan insanlar hayatı boyunca o retro ile yaşamayabilir arkadaşlar. Belirli bir süre sonra o gezegen ileri harekete geçmiş ve azat olmuş olabilir. Retrodan kurtuluncaya kadar gezegenin hani ne demeye çalıştığını anlayın. Sonra ileri harekete geçtiğinde retroda çözemediğini bir daha çözemezsin. O zaman vintage olur. Bir vintage var, bir retro var. İkisi birbirinden farklı şey. Boğa için ne deriz arkadaşlar? Bu boğa tabii Başak'ta tabii 5. evde. Aşk, ilişkiler, çoluk çocuk evi filan gibisinden. Bir de bu arada tabii Mars'ta ikizlerde, para evlerinde boğaların. Mars'ın 2. evden geçişleri genelde şeydir. Çok ani ve hızlı para getirebildiği gibi. Ya oluk oluk akıtabilir. Ama bu arada hiç olmadık yerlerden masraf çıkartıp bir akış yaratabilir. Orada biraz dengeli harcama yapmak icap edebilir. Geri Merkür'ün de 5. evde olması, çocuklarla aşk ilişkileriyle falan gibi meselelerde. Bu tabii 11. eve de karşıdan bakacağı için boğalarla. Arkadaşlarınızla kavgaya dövüşe girmeyin diyorum. Ama tekrar ediyorum bakın Mars'ın 40-50 gün her burçta kaldığı bir gerçek. Yürür gider. 40-50 gün neyse diyebiliriz. Şimdi retrosu da olacağı için ileri hareket, yok bir daha geri hareket, sonra bir daha ileri hareket derken 2023'ün Mart'ını bulacağız. Bizim anlayacağınız arkadaşlar 2023'ün Mart'ına kadar tartışmalar fazla olacaktır. Boğa tabii burçlar alemindeki en sakin burçlardan biridir. Ayı boğada olanlar da öyledir mesela. Sabit ve topraktır. Topraklama diyoruz enerjimizi atmak için. Bir de sabit de olunca sakindir bunlar. Hani bir boğada dellenmişse artık rodeo boğasına dönüşmüşse böyle tepiniyorsa filan artık o da yani o kişinin suçudur yani. Ben o yüzden genelde hayatıma boğa ya da ayı boğada olanları alırım. Baktım onu da dellendirmişim. Tamam artık demek ki çekilmez bir hal almışım. Yani o arkadaşın dediği gibi değil. Yok işte Jüpiter'i yaydır filan. Niye ayı boğada ya da boğa bir kadın düşünmüyorsun da Berna için bunu düşünüyorsun? Çünkü astroloji bilgin noksan. Noksan astroloji bilgin de hani derler ya ustandan aldığını ustana satma. Bilmem kaç kilo bilmem neyle bilmem kaç kilo bilmem neyin altına yatma denir. Sert racon oldu gene. Ne yapayım bu da benim tavrım. Boğalara da hani ben burada tabii hani çocukları bir de yatırımları meselesi var orada. Boğalar burada biraz dikkatli olsunlar. Yani 10 Eylül, 23 Eylül yani 23 Eylül, 3 Ekim burada tabii önce 5. evinizde sonra önce terazide yani sizin boğanın karşısı nedir? Akreptir. Terazi tabii nedir? 6. evinizdir. Başak da 5. eviniz. Yani 6. evde başlayan bir geri hareketle Merkür sana şeyi söylüyor olabilir. Ya bir sağlığını gözden geçir. Özellikle tabii Merkür tabii akciğerlerle de alakalı bir gezegen. Akciğerlerle de bu arada biliyorsunuz işte Jüpiter'le geri harekette balığa geri dönecek. İnşallah bir daha virüs bizi gelip bir daha ziyaret etmez diyorum. Akciğerlere dikkat edin diyorum. Boyun bölgesi, boğaz bölgesi filan, guatr, tiroid bezleri filan gibi. Daha sonra da 5'e geçtiğinde tabii o 5'teki olayı da dediğim gibi yatırımlarla filan da alakalı olduğu için çok kişi özellikle tabii duyuyorum coinlerde kaybetti. Yukarıda bırakın orada dursun. Yani alım satım filan yapmayın. Bazen hiçbir pozisyon almamak. Boğa bunu bilir. Oturan boğa der ya Kızılderiler. Otur öyle bekle rahat ol. Zamana karşı kazanırsın sabırlısın bunu biliyorsun zaten. Değilsen de sabırlı olmayı öğreneceksin. İkizler. Ya ikizlerin işi biraz yaş. Mars şu an ikizler burcunda. Geçenlerde seansta bir ikizlerle de tartıştık. Mars onda çünkü normalde ikizleri biliyorsunuz kibar. İletişim becerileri hani daha yüksek olan insanlar, Merküryenler. Fakat ey ikizler dikkat et. Yani özellikle bu tabii o Mars üstünde olacağı için enerjini arttıracaktır. Bazen
kontrolsüz güç güç değildir. Rasta reklamı gibi. Mars sendeyken enerjin yükselebilir. Git tamam spor yap koş filan ama ona buna dalaşma iyi olmaz. Mars sendeyken tabii şu an ikizlerlere biraz tabii ben de Mars'ım ya burada bir koç burcu olarak tabii ayar çekiyorum normaldir. Ayımız da bizim ikizler TC olarak. Halk demek ay aynı zamanda sadece kadınlar değil. Şu an Mars'ın ayın üzerinden geçiyor olması halkta ya da özellikle kadınlarda 12. evde kadınlara karşı şiddeti ve saldırganlığı arttırabilir. Zaten yeterince artmış durumda. Bunun bir de hani kaşıyıp dozunu ileri boyutlara hani taşımayalım. Çünkü şöyle düşünün. İkizler bir hava burcu. Ateş de doğası gereği ateş. Mars yani ateş. Ateş arabası. Oradan geçiyor. Bir de sen körüyü basma yani. Bazen kova, terazi ve ikizler burçları. Kova, terazi ve ikizler. Burada ayı olan insanlar. Bakın tekrar ediyorum. Sizden bazı konularda özür diliyorum. 4-5 gündür işte ayı kova, güneşi kova, terazi, ayı terazi, ikizler, ayı ikizler. Bu üçlü dikkatli olsun çünkü Mars orada ikizlerde tabii ateşe bir çeşit körük basma durumu yaşatıyor olabilirsiniz. Ben burada en fazla sizi ne yaparım? Dilsel olarak kırarım. Fakat hayat öyle bir şey değildir. Kodun mu böyle bam diye uzatır. Ona dikkat edelim. Yani Mars nasıl boğadan geçerken diyelim ki Cem Yılmaz boğaydı gitti trafik kazasına karıştı. İkizler burçları dikkat ediyor. Tabii burada haçın üstündeki hepsi. Yani hava burçları çünkü şu an Mars'tan olumlu enerji alıyor. Olabilir enerjiniz de arttı olabilir. Ama siz Mars'ı sürekli kullanan insanlar değilsiniz. Siz Merkür'le, Uranüs'le, Venüs'le yaşayan insanlarsınız. Merkür, Venüs ve Uranüs meseleleri akılla, diplomasiyle, sevgi bazlı halletmeye çalışır. Mars'ın öyle bir derdi yok. Mars bunlardan azade bir gezegen. O başka türlü çalışıyor. Sistemi başka. O yüzden de dikkat edelim diyorum. Hani enerjiniz arttı diye oraya buraya şey yapmayın, dalmayın. Ha, tabii ki ikizlerde olması Mars enerjisini arttıracaktır. Kazalara meyil de verebilir. Bir de tabii balık burcu dolunay var 10 Eylül'de. Bu balık burcu dolunayı da tabii sizin tabii ne oluyor? 10. evinizde oluyor. Yani 14 aksında bu tabii işinizde, mesleğinizde, ev ortamınızda filan sakın ama sakın. Hızlı karar almayın, hızlı hareket etmeyin. Özellikle Merkür sizin tabii güneşinizi dispoze eden gezegen, dispozitörünüz. Merkür geri giderken ikizler ve başak burçları daha fazla hata yapmaya meyillidirler. Yani ben Merkür'le benim ne işim olur ki arkadaş? Ya benim işim Mars'la. Şimdi Merkür geri giderken de özellikle ikizler ve başak burçları başkalarının hayatına da sorun getirebilirler. Çünkü gezegeni geri giden adamın tamam mı? Şey diyormuşum ona güven olmaz diyormuşum falan. Neyse gezegenin geri gidiyor usludur. Usludur hadise çıkarma. Yani terazideyken 5. evinde yok aşk ilişkiler onu patlatma. Bilmem ne işte yatırımlarına dikkat et diyelim gene. Sonra da başakta geri harekette. Yani ikizlerin başak biliyorsunuz 4. evi yok. Anneyle babayla ha evinin içinde ya efendim işte ben ne yapacağım? İşte duvarları boyatacağım. Zamanı geldi. Ya boyatma be. 22-23 günde evi boyatmayı ver. Seçersin pembiş rengi. Sonra dersin ki ya ben sarı odalarda şarkısını dinledim Sezen Aksu'dan. Odayı sarıya boyatayım. Usludur. Hareket etme. Bazen eylemsiz eylemlilik denir. Zen Budizminde öyle kal diyorum. Başka ne diyebilirim ki? X'den next olur diyormuşum ya. Çok takmış bu X'den next olmaz diyen arkadaşa. Ay. Zaten X'den next olmaz bu senin için geçerli. Çünkü biri senin eksinse zaten hakikaten eksin kalmak ister hayat boyu. Bazı insanlar hani kaçar gider. Bizim çok eksimiz var. Tadımızı almış ya geri dönüyor filan. İnsan bir şeyin tadını aldığında tabii geri döner. Tadını da beğenmediyse zaten hakikaten eksten olmaz. Herif kaçar gider. Bir daha da dönmez zaten. Sevmediği rokantaya birisi gitmez bir daha. Evet. Yengeç. Yengeç'in 12. evi. Yengeç tabii bilinçaltında huzursuz ama yengeç bunu zaten biliyor. Yengeç'in işi gücü zaten huzursuzluk. Çünkü ay 2-3 günde bir konağını değiştir. Her zaman söylerim. Bu yengeçleri aşağılama falan değil. Yengeç olmak zordur. Yengeç'in en iyi rehabilitasyonu şudur. Yani çalışmak
kendini hani zihnen daha şey yapabiliyor. Yani duygusal olarak da sevdiği ve kendisini sürekli yoğunlaştırdığı bir işin içinde olmalı. Yani duyguları tabii çok iyi ifade edebildiği için kendi içinde de yaşıyor ya. İyi romancılar çıktığı gibi iyi psikologlar ya da işte ruh bilimciler falan da çıkabiliyor. Ya da iyi hemşireler işte şefkatlidir. İyi yemek yapanlar ay zaten biliyorsunuz mide. Yani ne bileyim Coca-Cola'nın sahibi kimyacı bile yanlış bilmiyorsam yengeç burcu. Ayı da boğadadır zaten. Ya da boğadır ayı yengeçtedir. Bir ara bakarsınız. Lezzet üretmekte zaten 10 numaradır yengeç. Annelik konusu da tabii anne olduğu için, annelerle de sorun yaşandığı için tabii. Anne olarak annelerle olan sorunları çözeceğini zannediyorlar. O konuda yanılıyorlar tabii. 10 Eylül, 23 Eylül arası tabii terazide geri gittiğine göre işte anne sorunları işte. Terazi 4. eviniz, anne, aile, aile içi meseleler. Orada dikkatli olun diyorum, başa gelince 3. ev. Orada belki 3. evde şey yapabilirsiniz. Ya bakın aile içi falan olay çıkartacağınızda çıkın yürüyün koşun. Bir tatile gidin gidebiliyorsanız. Çünkü 3. ev hani belirli yerlere işte seyahat edebilme yeteneği falandır. Ya bir bisiklet al, pedal çevir falan. Harekete geç. Merküryen iş yap. Hermes ya mitolojide. Zaten bizim ulakçı tanrı. Sürekli hareket halinde. Oradan oraya, oradan oraya işte geziyor, duruyor filan. Merkür'le öyle hallet. 12. ev Mars'ıyla ne yapacaksın? Abi meditasyon, kendine çekilme. Tabii ben 12. evi yatak zevkleri olarak da görürüm. Vedik'ten gelen bir şey bu. Mars 12. evdeyse güzel böyle sevişilir tabii de. Yani ona da partner lazım. Kendi başına yapacağın iş değil neticede. Evet, Allah yar ve yardımcın olsun diyorum. Aslan'a geçiyorum. Aslan'da ne oluyor arkadaşlar? Aslan'da ne oluyor? Aslan tabii Aslan ne oluyor Aslan? Aslan ne oluyor? Ya bu aslanlar tabii 11. ev Mars'ını yaşamaya başladı. 11. evde böyle aşk hayatlarında, arkadaşlık hayatlarında ya cemiyette biraz fazla kavga edeceğiniz aslanlar onu söyleyeyim. Yani çünkü aslan da koç gibi ateş ya. Ateş tabii harekete geçtim mi sönmez. Her şeyi önce bir yakar sonra söner. O yüzden de hiç yaksam mı yakmasam mı filan diye düşünme. Yakacağın insanlar varsa yak. Hani diyor ya Sezen şarkısında beni yak, her şeyi yak, kendini yak, onu yak, bunu yak. Yak kardeşim boşver. Ben şimdi millete kalkıp da onu yapma bunu yapma. Sonra kalbim başlar pıt 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 atmaya tamam mı miden ekşir filan. Bırak başkasının midesi ekşisin ya. Benim kimseye bu saatten sonra kibarlık öğretecek halim filan da yok. Herkes yok ona öyle davran buna. Ulan sen Osho musun sen Maharishi misin? Ama birisi ne yazmış altına? Hocam Türkiye'nin Osho'su yazmış doğrudur. Osho'nun belgeseli var güzel izleyin. Öyle herkese Osho'su falan filan ondan sonra onu CIA öldürdü. Öbürsü de gitti işte Hollanda'dan kovuldu filan. Kardeşim ben Osho ya da Maharishi değilim. Zihinsel kapasitem öyle olabilir ama. Biz koçuz. Ben dedim ya ben Hazreti İsa gibi oğlakta işte yanağını uzak bunu filan. Hazreti Muhammed koç burcu savaşıyor ve gerektiğinde yapması gerekeni biliyorsunuz. Zaten yapıyor. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te filan orada gidip yanak manak filan uzatmıyor. Koç burcunun tarzı belli. Aslanın tarzı belli. Oğlan tarzı belli. Sen zaten tarzını biliyorsun. Ben buradan diğer yumuşakçalar gibi size tarz öğretecek filan değilim. Herkes kendisi neyse darma çünkü yaşam amacı demektir. Senin bir yaşam amacın var. Sen o yaşam amacına uygun yaşadığında darma dağınık olmazsın. Arapçada darma dağınık olmak darmadan gelir. Benim yaşam amacım belli. Ben bir koçum. Karşıma çıkma. Karşıma çıktığında da adam ol yoksa uçururum kelleni. Ha sen boğasın, venüsyensin, terazisin işte şiir, dans falan filan. Ya takı sen şiirinde dansında. Bana ne bulaşıyorsun? İşine bak sen. Biz terazilere diyor muyuz niye dans ediyorsun, vals yapıyorsun diye. Yap kardeşim. Bizim dansımız çift kişilik değil. Paşamın oynadığı zeybek dansı gibi. Ben böyle içerim, kalkarım böyle tek başıma böyle oynarım abiciğim. Böyle horon moron filan tepemem. Sevmem ben zaten öyle işleri. Benden o anlamda uzak durun. Bireyselliği öğrenin diyorum. O da bencillik değil. Kendini var etmek, kendin olmak. Ha sen kendini tabii ona buna muhtaç yaşatırsan olmaz. Bak bunu aslan da bilir. Aslan güneştir, egosunun farkındadır. Kendini gerçekleştirir ve etrafında toplar insanları. Ha bunu yap. Çünkü güneş de öyle yapmıyor mu yıldız olarak? Boşuna mı yıldız diyorsun? Etrafına topluyor insanları. Işığını aydınlat insanlar gelsin yani. Ne yapayım? 11. 5 aksi olduğu için dediğim gibi aşk meşke bu spekülasyonlara da uygun zaman aslında değil gibi gözüküyor ama eğer Mars'ı
iyi bir evde, iyi bir burçta ise, iyi açı alıyorsa aslanlar burada iyi para da götürebilir. 5-11 arasında onu söyleyeyim. Yani coin'e bir yatırım yaparsın, bir bakarsın o 6 ayda çıkmış 10 katına filan. Yani için öyle düşün. Ya da bir hisse senedinde bu mümkün. Onu söyleyeyim. Olumsuz konuşacak halimiz yok. Terazideki geri hareketi de konu komşu, çevre, arkadaşlar, kardeşler ya da seyahatlerde çıkabilecek ufak tefek sorunlara tabii şey yapabilir. Onlara dikkat etmek gerekir. Başağa geçince de para evin olacağı için para konusunda bir takım 23 Eylül 3 Ekim arası, yani bu ay için biraz tabii yakın çevre, işte bir seyahat, para konusunda bir takım düzeltmeler yapman gerekiyor. Bunları yaparsın. 3 Ekim'den sonra da rahatlarsın. Ama Mars ikizleri unutmayalım. Mart'a kadar. Başak için ne deriz? Başak, Güneş Başak'ta, senin artık yılbaşını öyle düşün. Yani Başak güneşini alıyor. Doğum günleri yaklaşıyor, oluyor filan. Güneşin ne yapıyor? Natal güneşle gökyüzündeki güneş üst üste geliyor. Yani güçleniyorsun. Bir enerji, yeni bir şeylere başlamak istiyorsan başla. Ben Nisan'da başlangıçlar yaparım. Osmanlı nasıl her baharda, ilkbaharda harbe gidiyordu? Çünkü adam Koç Mars'ta harekete geçecek. Neyle geçecek? Dans etmeye gitmiyor ki teraziyle geçsin. Öyle olmuyor. Yani Enver Paşa vardı bizim Akrep Burcu Kasım ya. Askerleri gönderdi. Sarıkamış'ta soğukta öldüler. Rusya'ya karşı. Kışın iş yapayım dedi. Kendisi kış bebeği ya. O işler öyle olmuyor. Baharda geçilir. Başak da Eylül'de geçsin. Şey, Alpay şarkısı gibi oldu. Eylül'de gel diyor ya. Eylül'de gel. Ay nasıl bir şarkı o be. İki Kadeh Rakı'nın yanına da güzel gidiyor. Eylül'de gel diyor. Şimdi Eylül tabii hazan mevsimi filan. Başağı hazan mevsimi olmayabilir. Zaten sen hazanda doğmuşsun. Hazanlı kardeşim. Herkes doğduğu iklimin ne yapar? Etkisi ve enerjisine girer. Yani mesela can erikte demir vardır. Mesela Nisan yağmurları daha demirlidir. Demir çünkü Mars'ın metalidir. O yüzden biz enerjiyiz. Bağışıklık sistemimiz güçlü. Ama da millet artık can erik yiyemiyor. Bak, Nisan eriğinin kilosu 1000 lira 1500 lira. Ondan aldın mı 5 tanesi 50 liraya. Şimdi 5 tanesi 50 liraydı. Seneye 5 tanesi 100 lira olur. Böyle çatal bıçakla yemek lazım. Böyle deyip yiyip böyle dişi kamaştı filan. Ondan sonra da bana oradan hava atıyor. Ben çocuğumu çok iyi besliyorum. Besleyemezsin. Milyon doların da olsa besleyemeyeceğini göreceksin. Neyi besliyorsun? Biz o erikleri yiyorduk. Böyle dişimiz kamaşıyor atıyorduk. Öyle büyüdük biz. O yüzden organik son kuşak X kuşağıdır. Y kuşağı yarı organik diyelim. Z kuşağı zaten inorganik. Ama salladım yine. Şimdi yazar bir hocam, organik kimya öyle değil, inorganik filan. Liquid kristal arkadaş aklıma geldi. Ay iyi. Başak. Başak iyisin, hoşsun. İkinci evinde de geri hareket var. 10 Eylül 23 Eylül arası. Böyle borç, para falan, şu bu filan meselelerinde eksik noksanlar var. Onları da düzeltmeye git. Daha sonra sana gelecek 23 Eylül 3 Ekim arası. Merkür sende diyor ki, Merkür sende. Ya bu para konularındaki davranış ve tutumlarını, parayı kazanma yöntemlerini değiştir diyor. Sana böyle bir mesaj veriyor. Hazır güneş de gelmiş, bir şeye başlıyorsan başla. Fakat Merkür geri giderken bir şeye başlamak istiyorsan şayet, bunu önceden tasarlamış olacaksın. Önceden tasarlayıp kararı aldıysan, geri hareketli bir gezegen sana ne yapabilir? Olumlu etki de sağlayabilir. Mars'ın da ikizlerde zaten. İkizler Mars başağın nedir? 10. evidir. Demek ki bir işe, güce, bir şeye başlayacaksan, taşınacaksan, yeni bir şeye başlayacaksan, ev değiştir. Ya Kocişko'yu değiştireceğim. Değiştir ya, değiştir ya. Kocişko mu yok ya? Feda olsun bütün Kocişkolar sana. Feda olsun annen sana. Bülent Ersoy muydu? Anan sana. Annen mi diyordu? Neyse. Terazi. Terazi. Güzel karşıt komşum benim. Kendin, ben sizde kendimi izliyorum filan. Karşıt suretimi filan. Hani vardı ya, Terazi Tarkan'ın bir klibi vardı böyle. Neydi o ya böyle. Aynanın bir tarafında bir kadın var. Tarkan da bu tarafta filan böyle. Tarkan aynaya bakıyor, kadını görüyor. Bu tarafı gösteriyor, kadın aynaya bakıyor, kendini görüyor. Narsistik şişinme diyorlar buna. Narsisus var ya böyle, nilüfer çiçeği öyle işte, suda kendini görüyor, görüntüsüne aşık oluyor, böyle kucaklayayım diyor, sonra suya düşüyor, boğuluyor filan. İşte o Tarkan tabii onu iyi düşünmüş. Terazi olduğu için arkadaş. Orada tabii adamın kadını sevmesi, kadının kendini sevmesi, işte oradaki ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kadınlar da aşk öyledir.
bir erkek bir kadını arzuladığında, onu sevdiğinde, onu istediğinde, onu güzel bulduğunda kadın kendini güzel bulabilir. Şimdi bir kadına böyle bütün erkekler kafasını dönsün, sevmesin, ilgilenmesin. Hatta dünyanın en güzel kadını da olsa bütün erkekler ona çirkin desin. Kadın orada bir yarılma yaşayabilir. O yüzden zaten anne olan kadınları uyarıyorum. Bedeniniz anneye dönüştüğü andan itibaren buna psikolojide Ödipus kompleksi denir. Erkek çocuğu annesine aşıktır. O yüzden Amerikalılar "you are a motherfucker" deyip küfreder. Motherfucker'ın anlamı belli. Kral Ödipus Sofokles'i de okuyun, tamam mı? Orada terazilere özellikle bunu niye anlatıyorum? Terazi evlilik burcu. Merkür Satürn'de terazide kavuşum olduğu için ülkem insanında. Onu biraz da kariyer gibi algılıyor. Evleniyor, çocuk sahibi oluyor. Sonra adam ona bakıyor. Bilinçaltında artık bir anne görüyor. Ve anneler ensesttir arkadaşlar. O yüzden de yani seanslarda çok soruyorsunuz. Anne olan bir kadının bedeni bir erkek tarafından arzulanma nokta derecesinin altına düşer. Arzulayan erkekler var mıdır? Olabilir. Daha gençtir. O da Ödipal komplekse yakalanmıştır. Annesine aşıktır. Ama bir kadına aşık olmakla bir anneye aşık olmak farklıdır. Burada herkes kocasına saldırmasın. Ben her zaman söylüyorum. Tarihteki bütün aşk edebiyatında anne babalar genelde çocuksuzdur. Ya da sevgililer. Yani Fuzuli Leyla ile Mecnun'da çocuğu koymadı. Romeo ile Juliet'e de işte Shakespeare çocuk fikri döşemedi. Nazmiye ile Demirel'in ya da Ecevit'te de Rahşan'ın çocuğu yoktu. Siz tabii ki anne olun, çocuk sahibi olun. Oradan bazen yazıyorsunuz, yok kardeşim var, çok iyi anlaşıyorum, çocuğum var, çok seviyorum, bilmem ne. Ya bu Merkür terazi ya, yani umuma açık alanda bana böyle şeyler satıyorsun da satma be. Yani satma, sen o söylediğin şeylerle tabii... Hani ya bütün toplumu inandırırsam kendimi ne inandırırım, kendimi de kandırırım derdim desin. Öyle bir şey yok. Ben antropolojiye, ben psikolojiye, ben ilime, bilime inanırım. Ben felsefeye inanırım. Ben bireylerle benim bir derdim yok. Bireylerle hiçbir derdim yok. İşte yok ona bununla uğraşıyor. Hayır, ben fikirlerle uğraşıyorum. O bu dediğiniz insanlar tabii benim söylediklerimin, ki benim söylediklerim de kanun nizam kitabı değil. Haşa Allah'ın kitabı da değil. Ama 9-10 bin kitap okumuş, 100 tane ülke gezmiş adam hakikaten büyük deneyimler yaşamıştır. Tanrı bize bunu nasip etti. Ben söylüyorum, bunun benimle alakası yok. Ben de bilgimi sınırsızca ne yapıyorum? Herkesle buradan paylaşıyorum. Onun bunun gibi saklamıyorum. Ha, dersleri de free veriyorum ama tabii ki seanslarım ücretli olacaktır. Bazıları pahalı buluyor ama mecburum. Yani neticede ben de taş yiyecek halim yok. Kaldı ki biz free yapsak ya da ucuz seans falan versek o zaman... Burada başlar kuyruk Çin Halk Cumhuriyeti'ne kadar ilerler. O işler öyle olmuyor. Her şeyin bir değeri vardır. Emeğin, bilginin de. Ha, ülkenin durumunun farkındayım. Haklısınız da. Bakın itirazım yok. Yani o paraları hani vermek etmek. Allah herkesin diyorum ya yardımcısı olsun. Terazilerde bu evlilik meseleleri. Yani bu kendinde geri giden bir şey. Evlilik, ilişkiler. Bir de kalkacak Başak'ta 12. evine doğru gidecek. Mars'ta ikizlerdeyken dedim ya sen de bir hava burcusun. Biraz o şeyi yani o ya biraz bir durun yani harekete geçmeyin. Bakın ben hiçbir evliliğin mahvolmasını istemem. Şimdi psikologlar, modern psikologlar şöyle bir şey çıkarttı. Kavgalı ailede büyüyeceğine çocuklar ve öbür türlüsü daha iyi falan. Ya bırakın burası Hollanda değil kardeşim. Hollanda'da da daha iyi değil zaten. Ya benim hayatım yıllarım geçti New York'ta. Sen neden bahsediyorsun arkadaş? Hepimiz, bak ben de dahil olmak üzere bu toplumdaki 40'lı, 50'li, 60'lı, 70'li hatta 80'lerin bile çoğu kavgalı dövüşlü de olsa anne baba beraber yaşadılar. Ne oldu arkadaş ya? Sen şimdi diyorsun ki bak şimdi 90'lı 2000'lere bakıyorsun. O 90'lı 2000'li çocukların çoğu anne baba ayrılmış ya da işte problemli aileler. O yüzden çocuk zaten rezilyans denir buna psikolojide, tamam mı? Direnci düştü ya, kolay intihar ediyor ya, kolay kafayı yiyor ya, kolay annesini babasını öldürüyor ya. Niye anlamıyorsunuz bunu? Yani bir kadın kardeşim çocuk doğurmuşsa adam da yani ekstra tabii durumlar olabilir. Herif sarhoştur, Allah korusun seni onun bunun adamına pazarlıyordur, çekiyordur, her gün dövüyordur, vuruyordur. Bunları istisna kılıyorum. Ama yani ortada bu yok, o yok. Aramızda çekim kalmadı falan. Ne çekimi kardeşim ya? Sen Turkcell bilmem ne Vodafone attı mısın? Elektrik bilmem ne firması mısın? Ne çekimi?
Ha başka adam gelir sana, çocuğunla ayrılırsın, görürsün. Ondan sonra işte o var ya ortada, çocuklu geziyorlar filan. Yapmayın arkadaşlar ya, çocuklarınız var. Bu çocuk psikolojik olarak etkilenir diye düşünmüyorsun ama, değil mi? Yok, ayrılıyorsun da odur budur filan. Erkekte Ödipal evre denen bir şey var. Erkek çocuğu babasını bile kıskanır. Kız çocuğa bir şey diyemem. Yani babasını bile kıskanan bir erkek çocuğu tabii ki seni kıskanacaktır. Batı'da zaten kadınların aslında erkekler tarafından ciddiye alınmama nedeni bu. Sen zannediyorsun ki Batılı erkek daha kibar. Alakası yok. Batılı erkeklerin çoğu, özellikle son jenerasyon, tamam mı? Anne baba ayrı, yıkık büyümüşler. Öyle olduğu için zaten bilinçaltında adamın, erkeğin yani, kendi annesine saygısı yok. Sana mı olacak? Sana mı olacak? Yok. Kendi anasını olmayınca başka bir kadına bu adamın saygısı olur mu? Yer içer çıkar, seninle sevişir, alacağını alır, arkasını döner gider. Niye bir Hollandalı ya da Amerikalı bir erkek kolay kolay sinirlenip bir kadını vurmuyor, kendini vurmuyor? Bunu söyleyince de kızıyor millet. Tabii ki sevgi vurmalı kırmalı olmasın ama sen şimdi çocuğuna değer verip seviyorsun, sahipleniyorsun ya onu. Ne yapıyorsun? Onunla kavga ediyorsun. Birbirinize dalıyorsunuz. E karşı komşunun çocuğuyla niye birbirine dalmıyorsun? Çünkü umurunda bile değil. Adamın umurunda değilsin kardeş. Atla o zaman buradan, Türk erkeğine laf ediyorsun, git İngiltere, Hollanda ya da Amerika'daki bir erkekle beraber ol, sana derdini anlatsın. Seni umursamıyor bile. Aramıyor, sormuyor bile. Adamın derdi var ya, kavga ediyor işte. Bu bak, benim burada bir derdim var, kavga ediyorum mesela. Öbürüsü derdinde falan değilsin abi. Seans alırsın buradan, sana ders alırsın bilmem ne. Mıy 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 mıy. Ya parayı almış zaten, tabii ki sana mıy mıy yapacağım. Ben buradan kızıyorum, bağırıyorum, çağırıyorum. Verdiğimi çünkü hak etmek istiyorum. Ya da aldığımı hak etmek istiyorum. İkisini de. Verdiğini de aldığını da hak edeceksin. Terazide dediğim gibi orada dikkat edeceksin arkadaş. Çocuğun varsa iki kere düşüneceksin. Ya da dediğimi dinleyeceksiniz abi, aşk yaşayıp çocuk sahibi olmayacaksınız. Bu kadar ya. Her şeyi bir arada istemeyin ya. Hem kanadım olsun, hem ayağım olsun, hem tırtıl olayım, hem solungaçlarım olsun. Denizde solungaç solunum yapayım. Gökyüzünde bilmem ne. Bir de dolunay da var. Gergin yani. Bak, terazide gerildim. Halbuki terazi daha az gergin olması gereken. Yani tabii daha böyle seviyorum ya. Ya ben bütün kadınları seviyorum abi. Koçtan balığa. Ben erkekleri sevmiyorum. Ya alerji yapıyorlar bende. O yüzden de hani yok hocam şu burcu seviyor mu sevmiyor. Ya seviyorum. Niye sevmeyeyim abicim? Niye sevmeyeyim? Akrep ne yapıyor? Akrebin işi bir acayip. Akrebin işi bir acayip ama akreplerde şöyle bir şey oldu. Tabii akrepler son 2-3 senede biraz yoruldular tabii bu Satürn meselesinden ötürü filan. Bir kısmı ortaklık, ilişki, evlilik, yani bir sürü şey bitirmek zorunda kaldılar. Fakat akrep tabii burçlar aleminin en dayanıklı burçlarından biri. Plüton yani. Bir kere güçlüdür, içten içe güçlüdür. Hani dışarıdan belki kendisini göstermez ama manyetik bir gücü vardır. Bu anlamda tabii terazide 12. evde bir geri gidiş hareketi var. 10 Eylül'deki Dolunay'da Balık burcunda, yani ne oluyor? Balık akrebin tabii 5. evi. Mars'ta ikizlerde, yani akrebin ne oluyor? 8 numaralı evi. Şimdi 8, 5 bunların arasında bir tabii ne var? Bir kare var. Burada tabii hani çolukla çocukla ilişkilerinde özellikle sabit değerlerle alakalı bir sorun var. Terazide de olacağı için geri hareket 12. evinde. 12. evdeki geri hareketli bir Merkür sana birinin gerçek maskesini açığa çıkartabilir. Yani akrep şeydir, hani derin düşünür, sezgilerine de güvenir ama hata da yapabilir. İşte TC akrep, görüyorsun Türk insanının hayatı bir yaşa gelir. Ay, hissediyordum, görüyordum, biliyordum. Hissediyordun, görüyordun, biliyordun. Ondan sonradan yıllar geçiyor. Ah keşke şöyle yapsaydım, ah keşke, ah keşke. Keş arkası ve keşke. Keşke yemeğe ekliyor, ah keşke filan. O yüzden keşkem meşkem dememek için hani dikkatli olun. Yani Mars zaten şu an hani 8. evde. Ha bu sizin enerjinizi arttırabilir, yaşam enerjisini arttırabilir, cinsel enerjiyi arttırabilir. Ama 12. evde özellikle Merkür geri giderken, sonra Başak'ta geri gidecek, 3 Ekim'de bitecek, durup ileri harekete geçtikten sonra 11 ve 12. evlere ne yapacak? Geri gelecek. O yüzden onun bunun arkasından film filan çekmeyin. Sakın o film elinize patlar. Yanlış içinde olmayın derim. Çünkü akrep bazen aşırı kinlenebilen bir burç.
Mars zaten bundan bir hafta önce hala boğadaydı. Orada bir kinlendiler. Şimdi ikizlerde de harekete geçmeye kalkabilirler. Sözcüklerle harekete geçmek diyelim biz buna. Eylül'de gel. Orada bir de tabii 10 Eylül'de de dedim ya, terazide 12. evinde. Onun bunun arkasından iş çevireyim falan derken başını belaya sokma diyorum akrep burçlarına. Yay burcu içinde. Yay tabii ne yapıyor? Yay tabii Jüpiter'in aklına sahip. Jüpiter'in aklına sahip olduğu için burçlar aleminin aslında, eğer ters bir açı yoksa, en rahat burcudur aslında. Ama Jüpiter tabii partnerlikle çok alakalı değil. Yani yay kadınlarında en fazla yaşanan şey hem o özgürlüğüne, uzak menzilli yaşam, hayat yaşama şeylerine çok böyle evlilik hayatı falan uymuyor zaten. Burada bir özgür kız sendromu var. Terazide olunca 11. evde geri hareketli bir Merkür'den bahsediyoruz 10 Eylül itibariyle. Burada arkadaş, dost çevresinde hayatınıza girecek birileri olabilir tabii. Çünkü ikizler bir kere şöyle düşünün. Yayın hemen 7 ev sonrası, yani evlilik ortaklıklar yeri doğal olarak Merkür zaten. Merkür sizde zaten partnerle alakalı. Aslında yay el ele tutup böyle sahillerde, orada burada, uzak ülkelerde seyahat yapacak, oturup böyle sohbet edip eğlenecek bir erkek arar. Yani ilişki anlayışınız bu. 11. evde 10 Eylül'den itibaren geri hareketli olacağı için 5-11 aksında, ya çocuklarınız varsa çocuklarla alakalı olabilir ama olmayanlar için söylüyorum, size arkadaş çevresinden ne yapabilir? Bir ilişki getirebilir. Yok Merkür geri harekette geldi, yok eksim geldi, yok suşim geldi, yok çişim geldi. Suşin geldiyse suşi yiyeceksin, çişin geldiyse de çişini edeceksin. Bildiğini oku diyorum ben sana. En fazla şu var. Yayların en güzel tarafı, pişmanlıklarının üstünden kolay zıplayabiliyorlar. Bu iyi bir şey. Çünkü ateş burcu. Ateş tabii yakarak gittiği için genelde ah ah vah vah yapanlara, az, en az yapanlara dikkat edin. Zaten biz ateş burçlarıyız. Ya öyle yapmasaydım, böyle yapmasaydım. Yaparım kardeşim, yakarım, giderim, geriye de dönüp hiç bakmam. Yani öyle su burçları gibi akrep, balık, yengeç özellikle bu su burçlarında böyle gittiği yeri böyle yıkıyor ya, sonra da geri dönüyor. Tamam da dere yatağından taştığında bir daha gelemezse orası kurbağalı dere olur. Ya için olmaz, o yüzden yap et diyorum. Ben su burçlarına burada ikazda bulunuyorum. Akrep, balık ve yengeçlere. Ondan sonra ah ah vah vah, şöyle yapmasaydım, ah şöyle yaptım. Ondan sonra kendi başını kendinle derde sokarsın. Kendi başını kendine derde sokmak da adamı kanser eder. Suicidal cins kendi hücren seni yer. Kendi kendini yersin yani. Evet. Kimseye de hani bir zarar falan veremezsin. Çünkü insanlar zarar görecekse zaten oturduğu yerde, evde de görür. Kalp krizi geçirir, ölür. Evet. Oğlak için ne diyebiliriz? Oğlan tabii terazi 10. evi. Oğlak gene iş düştü. Kısmet. Oğlak bu ya. İş yeri, kariyer filan konusunda değişiklik, şu bu filan, maaş zammı falan filan istiyorsanız bunu 10 Eylül 3 Ekim arası lütfen erteleyin. Yani 10 Eylül ile 3 Ekim arası 4-10 aksı meselelerine hiç girmeyin arkadaşlar. Ben normalde hani Merkür geri gidiyor bu filan girin derim de bazen girmeyin. Yani gereği yok. Gereği yok. Zaten Mars'ta ikizler de, hani oğlan tabii ki ikizler, bir de 6. evi hani işle alakalı filan. Yani buna ikizler, bak şimdi hem Mars'ı iş yeriyle, işinle alakalı, hem de Merkür'ü geri hareketli 10. evde. Çünkü hem 6'da hem 10'da hem Merkür hem Mars olmaz. En azından 3 Ekim'i bekle diyorum sana. Kavga dövüş olmasın. Oğlak çünkü bazen inatçıdır. Keçi burcu ya, yani ben dikine gider gitme, bekle biraz. Satürn'sün sen, sabırlısın. Hepimizden daha sabırlısın. Sabırlı ol. Çünkü 10 Eylül Dolunay'ı da zaten balık burcunda. Hani orada bir de tabii balık senin tabii 3. evin. Hani yakın çevre, şu bu filan. Çatışmaya açık durum yaratmayın. Zaten bu 10-12 Eylül arasını hani genel olarak hiçbir burç için beğenmediğimi şimdiden ifade edeyim. Onu söyleyeyim. Yani 9, 10, 11, 12 Eylül. 12 Eylül'de de galiba okullar açılıyor. 12 Eylül 80'de sevimsiz bir tarihtir zaten. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geçmişinde. Bilmiyorum. Gidip bir yerde mi yatsam böyle adada madada. Evet, kova için ne diyoruz arkadaşlar? Terazi 9. ev, kova daha plase etkiler alıyor. Hem Mars'tan üçgen açı alıyor, hem Merkür geri gidişinden. Merkür Mars'tan tabii 5. ev, öbüründen 9. ev. Yani bu
bilmiyorum yani, sanki kovalar hani 10 Eylül'den sonra özellikle şey yapabilirler. Hani okullar açılıyor ya, tatil beldeleri de güzelleşir. İnsanlar daha az kalabalık olur. 10 Eylül 3 Ekim arası böyle ne bileyim bir sevgili mi buluyorsunuz? Tatil beldesine gidip geziyorsunuz mu? Orada gezerken bir sevgiliyi buluyorsunuz bilmiyorum ama yani kovalar için hani bu daha şey gibi, sevimli gibi duruyor, onu söyleyeyim. Sadece ben Mars ikizlerde bir şey hatırlatmıştım. İkizler, terazi ve kova Mars'ın açılarını biraz daha olumlu aldığı için enerji çok yükselebilir. Hani o kadar enerjiye, yani Mars'a güvenip iş yapma. Sen koç değilsin. Herkes kendi gezegenine daha fazla güvenirse daha iyi olur. Ama ben askerim. Ben zaten askerisi okudum. Hayatım Mars'ta geçti. Sporcuyum. Hayatım Mars'ta geçti. Ona bir şey diyemem. Çünkü her meslek bir de profesyonel bir şeye tekabül eder. Yani kişi dansçıdır. E tabii ki Venüs'ü senden iyi bilir. Dans ediyor. Tango biliyor. Başkasının ayağına basmadan ilişki ya. Venüs tangoda aynı şekilde başkasının ayağına basmadan ilişki kurmasını biliyor. Evet. Balık, evet balık enteresan oldu tabii. Hem 4. evinde Mars ikizler, hem de 23 Eylül 3 Ekim arası Başak'ta bir geri hareket var Merkür. Yani 7. evinde. 4. ve 7. evler tabii ne yapıyor? Balığa bir kare atıyor. İkizler karşısında Yay, bu tarafında Balık, bu tarafında Başak. Bu dörtlüğü bir haç gibi düşünürsek Mart'a kadar önümüzdeki yılın Mars sizin tabii hem hayatınızı, işlerinizi tabii hızlandıracaktır. Accelerate eder. Mars agite eder, hızlandırır. Güç, dinamizm de katar. Ama Merkür geri giderken bu 7. ev, 4. evdeki de Mars'la ne yap? Yani aile içi ya da evlilik içi ya da ortaklıklar ya da ilişkiler konusunda hızlı hareket etme. Dikkatli ol diyoruz. Evet. Allah neticede herkesin yar ve yardımcısı olsun arkadaşlar. İnsan olmak zor. Çok varoluşsal, eksistansiyalist bir sorun şu. Hepimizin canı sıkılır. Çünkü bilinçaltında bir yerde herkes bir gün yaşlanıp, hastalanıp ya da öleceğini bilir. Onun haricinde tabii ölüm korkusu haricindeki her şeye bakmayın. Siz teferruattır. İnsanız biz. Korkuyoruz, acı çekiyoruz. Bazı anksiyete türleri yaratıyoruz. Aslında mesele ölüm korkusu ama korku başka bir şey, kaygı başka bir şey. Asıl mesele ölüm korkusu. Kaygılar başka. Yok para kazanamam, yok terk edilirim, yok elektrik faturasını ödeyemem. Mesele ölüm korkusudur arkadaşlar. Öbür kaygılarına aslında bakmayın. Siz hepsi tırıvırıdır. Yani geçmişe dönüp baktığınızda, hayatınızda, ki geçmişe dönüp bakabildiğinize göre ölmemişsiniz demektir. Geriye dönüp baktığınızda aslında o kaygılarınızın ne kadar gereksiz, lüzumsuz olduğunu anlarsınız ama insan olmak da böyle bir şey. Yaşadığı an hep böyle bir gelecek kaygısı, geçmişin pişmanlığıyla yaşar. Patrick Schwein'in muydu o? Hayalet filmi vardı Demi Moore'la yıllar önce. Adam ölüyor işte, tamam. Öldükten sonra hani geçmişe bakabiliyor. Tabii biz egomuzla konuştuğumuz için dünya ego yeridir. Neyse ya, şairin dediği gibi gidenler dönmediğine göre herkes memnun yerinden devam edelim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki hani derste de işte ikizler kuzey düğüme geçeceğim. Allah hepimizin insan evladı olarak yardımcısı olsun. Hoşçakalın.